Selam, umarım harika bir hafta geçiriyorsundur. Videolarımı yerde oturarak çekiyorum. Çünkü zaten genelde de koltukta oturmuyorum. Koltuklar bana çok yüksek ve rahatsız geliyor. O yüzden bir YouTuber masası sahibi değilim. Belki bir gün olurum. Bugün biraz sınırlardan bahsedeceğim. Çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve etrafımda çok fazla kavram karmaşası olduğunu düşünüyorum. Açıkçası sınırlar benim için önemli bir çalışma konusu. Hemen hemen herkesin hayatında da öyle olmalı diye düşünüyorum. Ama benim en çok öğreti aldığım yerlerden bir tanesi. Ben biraz böyle sert duvarları olan, sınırları olan tarafta görünen insanlardan biriyim dışarıdan. Çok küçük yaşlarımdan beri de bu böyle. Ve ilişkilendikçe gerek hani yakın romantik partner ilişkileri olsun, gerek iş arkadaşlık ilişkileri olsun, burada neler üzerine çalışmam, nereye bakmam gerektiği açığa çıktı. Benim kendi yolculuğum şöyle oldu. Aslında biraz fazla kendini izole eden, ilişkiye girmeye ve yakınlaşmaya aslında korkan bir tarafım vardı. Ama bir yandan da benim yapım, biraz gerçekten bireysel bir yapı. Bir adım uzakta durmayı seven bir yapı. Yalnız başıma vakit geçirmeyi zaten çok sevdiğim için ve bu bana hep çok doğal geldiği için. Ki zaten çok küçük yaşlarımdan başlayarak aslında tam aynı frekansta hissedebildiğim insan sayısı da fazla olmadığı için son senelere kadar diyeyim. Benim için yalnızlık ve bireysellik çok doğal bir durumdu fakat bunun işte bir kısmının da korkudan geldiğini, bir kısmının aşırı duvar çekmek ve ilişkilerde yakınlaşmaktan, zor duyguların, zor hallerin açığa çıkmasından, kendimin her haliyle görünür olmaktan, kendimi sevmediğim özelliklerinin ya da bastırdığım duyguların açığa çıkma ihtimalinden korkmaktan ötürü koyduğum blokajları da fark ettim. Ee, sınırlar ve ilişkiler özellikle bizim coğrafyamızda çok çok daha e, problematik ve hassas bir konu demek doğru olur kültürden ve asla kültür demeyeyim çünkü bu karmik bir durum yani bizim sevgi sınavlarımızla alakalı ve hani bir zip not düşeyim sınavlarınız ne kadar benzerse bu hayatta çalışma konularınız ne kadar benzerse titreşimleriniz ne kadar birbirine eşse ee, o kadar yakın çemberlere düşersiniz insanlarla. Buna arkadaş grubunuza dahil, buna gittiğiniz okul, iş yeri de dahil, buna yaşadığınız ülkede dahil. Yani aslında ruh planı olarak ve ödevler olarak zaten benzer yerlerde durduğunuz için e, o ülkeye doğuyorsunuz. Tabii ki doğduktan sonraki aldığınız inançlar, kodlar, şartlanmalar e, artık... Ona göre şekilleniyor, ülkeye göre şekilleniyor ama en başta bir hamurdan da benzer olma durumu var. Onu da söyleyeyim. Bizim ülkemizde insan ilişkileri, özellikle aile ilişkileri e, sınırların neredeyse hiç olmadığı ilişkiler. E, pek çok kişinin normali olan şey ve pek çok kişiye göre sevgi alışverişi olan şey. Aa, ben seni düşündüğüm için öyle yaptım, ben seni seviyordum, ben seni düşünüyordum olarak yapılan davranışların çoğu aslında sınır ihlali ve taciz. Ve e, bu sınır ihlali ve tacizin ötesinde ilişkilenmenin nasıl bir şey olduğunu yani her insanın kendi merkezinde kaldığı, kendi otantik özünü koruduğu, kendi gerçeğini konuştuğu yerden birbirinizle ilişkilenmenin tanımı yok yani çok nadir kolektifte bu tanım oluşmuş oturmuş ve uygulanan yürürlükte bir halde olmadığı için bunlara dair farkındalık geliştirdiğinizde bu konularda kendiniz üzerinde ilişkilerinizin içerisinde çalışıp e, otantikliğinizi yani özünüzde ne varsa onu dışarıya yansıtma gücünü de kendinde bulmuş versiyonunuzu bulduğunuzda ilişkilere çok farklı bakmaya başlayabiliyorsunuz ve bu çoğu insana absürt geliyor. Ee, o kadar fazla yapı var ki zihinlerde ilişkilerin nasıl olması nasıl olmaması gerektiğine, sevginin nasıl verilmesi nasıl verilmemesi gerektiğine dair ve bu yüzden hani o çerçeveleri bir anda kendiyle o çalışmışlıkta olmayan kişiler çat 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 yıkıp Aa, evet anlıyorum senin ilişki anlayışını, sınır anlayışını diyemiyorlar. O yüzden de çok farklı, çok aykırı gibi görünebiliyor bir takım tercihler. Peki bu sınır ihlallerini, sınır ihlali olmayan şeylerden nasıl ayıracağız? Öncelikle şunu hatırlamamız lazım. Hepimiz kendi başına özgür, kendi başına yaratıcı, tanrısal varlıklarız. Yani bir şey yapmak için, bir kişi olmak için, düşündüğümüzü kalbimizden geçen doğruyu konuşmak için, bir hayalimizi eyleme dökmek için, bir kıyafeti giymek, bir yemeği yemek ya da yememek için hiç kimsenin onayına, hiç kimsenin desteğine ihtiyacımız olmadığını hatırlamak. Hayatta herhangi bir şey yapmak için aslında dışsal hiçbir otoritenin onayına ihtiyacımız olmadığını hatırlamak burada çok kilit. Şundan bahsetmiyorum. Biz insanlar olarak burada birbirimize hizmet için buradayız. Birbirimize hizmetin çok türlüsü var. Birbirimizin sırtını sıvazlamak, birbirimize bir destek olmak, birbirimize e, neşe katmak, sarılmak, birbirimize birbirimizin gölge yanlarını yansıtarak, birbirimizi tetikleyerek, birbirimizin sinirini bozarak, kendimizdeki yanları fark etmek için ilişkilenmek bile bir hizmet. Yani ne yaparsanız yapın ilişki içerisinde olduğunuz her varlığa varoluş halinize, varoluş şeklinize hizmet ediyorsunuz zaten bunu hiçbir zaman unutmayalım. Fakat ne zaman ki bu e, tanrısallık unutuluyor, e, o zaman güç oyunları başlıyor. İşte birisi daha üstün, birisi daha çok şey biliyordur. E, o izin vermeden yapamam. Özellikle anne-baba ilişkilerinde ve hani Türkiye gibi e, bazı rollerin çok fazla aile bireylerine ya da belli kişilere atandığı kültürlerden daha çok bahsediyorum. İradenizin birinin elinde teslim olması durumu. Zaten bu ailede öğrenilince diğer tüm ilişkilerinize yansıdığı için iş ilişkileri, partner ilişkileri direkt bir güç oyununa dönüyor. Hani birileri üstte, birileri altta varsayımı ve hissiyatı üzerinden tüm ilişkiler yürüyor. Bunu her defasında kendimize hatırlattığımızda zaten oturup şunu şöyle formülize etmeye gerek kalmıyor. Bu sınır ihlalidir, bu değildir. Bu şöyledir, bu böyledir. Bu içsel bir bilgi aslında. Bir de tabii şuna dikkat etmek lazım. Şimdi hepimizin küçük yaşlarında özellikle çok fazla yarası oluyor. Çok fazla travması oluyor. Çünkü koşulsuz sevginin yani karşınızdakini bir kalıba sokmaya çalışmadan, seni şöyle olursan severim, böyle olursan sevmem ee, inancını ona yansıtmadan, sevmenin de tanımı kolektifte pek fazla yok. Ve sizi birinin karşına alıp, sen şöyle olursan severim, böyle olursan sevmem demesine gerek yok. Şimdi sizin ebeveyninizin ya da size bakım veren kişilerin, etrafınızdaki kişilerin sevgi dili neyse örneğin, Gelip akşam evde size sarılmak da olabilir. işte yemeğinizi yiyince aferin demek de olabilir. O onay, validasyon yani geçerli kılınmak bu çok önemli bir kelime. Çünkü çocuk için ben burada varım, benim bu dünya üzerindeki varlığım geçerli sayılır. Hani bir devletin size aslında vatandaş ilan etmesi ve sistemin gözünde var olmanız gibi bir şey. Ebeveyn valide etmeyince var mıyım yok muyum anlayamadığı için çocuk ebeveynin valide etmesi o çocuğun varlığını çok önemli ve çok büyük bir mesele. Yani o yüzden onun gözünde ne seni geçerli kılacaksa ya da ne seni geçersiz kılacaksa ona göre bir kişilik şekillendiriyorsun. Çünkü yaşamın varlığın o ebeveynin varlığına bağlı. Sen o zaman tabii ben özgür bir e, tanrısal bir varlığım, dostum, ıspanak yemeği masadan kalkacağım <laughs> diyemediğin için. Dolayısıyla hani bir davranışlar için valide eden, bir davranışlar için etmeyen her şey aslında koşullu sevgiye özgür bırakmıyor çünkü. Bir şekilde manipüle ediliyoruz hepimiz. Çünkü bu hiçbir zaman öğrenilmedi. Bunun başka türlüsü hiçbir zaman, hiçbir zaman demeyeyim ama hani şu zaman düzleminde e, ve bu toplumda bilinen bir şey değil yani kimin annesi babası dedi oğlum çık istediğin gibi koş çamurlara bulan sıkıntı değil sanatçı ol parasız kal problem yok falan kim dedi çok az kişi e tabi bunun sebebi de o ebeveynlerin kendi çocukluk yaraları kendi bağımlı halleri neden çünkü o da hatırlamıyor aslında tanrısal özgür bir varlık olduğunu hatırlamadığı için kendini kendi özüyle tanımlayamadığı için, otantikliğini bulamadığı için kendini çocuğunun varlığı üzerinden tanımlıyor. Yani sen ebeveynin seni valide ediyor zannederken aslında çocuk ebeveynini valide ediyor. Çünkü işte Ahmet Can'a mama yedirmek üzerinden tanımlanmış bir annelik var orada ve hani annelik üzerinden tanımlanmış bir insanlık var. Yani ben Ahmet Can'ın annesi değilsem kimim? Yani o ben kimim sorusunun cevabının Bulmaya harcanmamış mesai'den ötürü e, o zaman şu muyum? Yapışayım. Şirkette patron muyum? Yapışayım. Birinin partneri miyim? Yapışayım. Yani o etiketlere ve kabuklara yapışmak e, ve bunun bir bağımlılık olmasının da bir sonucu aslında. Günün sonunda çocuğa yansıyan şey. Çocuğa bu yansıyınca çocuk travmalı oluyor. E, travmalı olup büyüyüp o travmalara bakmayınca yine çocuk da aynı bağımlılıklar çıkıyor dolayısıyla. Şimdi şu anda genç diyebileceğim yaş aralığında olan nesil olarak zaten e, dünyaya biraz bu döngüleri kırmanın savaşını vermeye geldiğimiz için e, şu an çok büyük dirençlerin ve kırılımların yaşandığı bir vakit aralığından geçiyoruz. O yüzden bu sınırlar meselesine bakmak çok önemli. Ve evet sen küçükken belki valide edilmek için ihtiyaç duyuyordun birlerin onayına. Belki istediğin kıyafeti giyemedin, belki istediğin oyuncağı alamadın, belki yemek istemediğin yemeği yemek zorunda kaldın. Ama şu an bu konumda olmadığını hatırla. Çünkü genelde bunu hatırlayamıyoruz. İçsel çocuk büyüyüp, şifalanıp, yetişkin kendinin aklı ve kabiliyetiyle birleşemiyor. Bunların üstüne özel olarak çalışmadığımız zaman. Ve ne oluyor? Aslında gücünü pratik edemiyorsun. Kararlarının sorumluluğunu aldığını ve e, empowered olduğunu yani gücünü uygulayabilen gücünü eline almış egemenliğini eline almış bir varlık olduğunu hissedemiyorsun. Çünkü sen başka türlüsünü yapmak istesen de bilinçaltın da hala çocukken yaşadığın gibi kodlu olduğun için aslında seçimlerin çok büyük oranda kendi elinde olmuyor. Sen kendi gücünü uygulayabildiğini, ben burada varım. Benim kararım bu ve bunu seçiyorum mu yapamadığın için e, bunlar sıkışıklık olarak kendini göstermeye başlıyor. Bu sefer öfkeli bir insan oluyorsun ve e, öfke açığa çıkmak için dışarıdan tetikler bekler oluyor. Yani sen sinirlendiğinde aslında bir insanı sinirlenmiyorsun. O insan sende bir tetik noktaya basıyor ve senin içinde var olan öfke enerjisi kendini dışarı doğru Çıkartıyor. Dolayısıyla şimdi ilişkilerde bizim önce bu tetiklere bakmamız lazım. Nerede sinir oluyorum? Nerede ayar oluyorum? Ee, nerede kalbim kırılıyor? Nerede ezilmiş küçülmüş hissediyorum? Nerede birini ezmeye çalışıyorum? Bu da çok var. Yani her şey bir güç oyunu. Çünkü kalpten görme yaşanamadığı için. Şimdi gerçek anlamda sınırlarını sağlıkla koyabildiğinde ki bu şu demek, hayır şuradan içeri giremezsin değil sınır koymak. Senin için yapması konforsuz olacak şeylere hayır demek. Bu kadar basit ve bu konforlu mu konforsuz mu sorusunun cevabını da tek bir şey verir. Beden ve bedenden gelen hisler. Karnın mı sıkıştı, için mi kıyıldı, Of mu çektin? İç mi çektin? Omzunu mu kasıldı? Çenen mi kasıldı? Ve içinde yüzde yüz rahat hissetmediğimiz şeylere yüzde doksan bile hayır demek. Önce bunu geliştirebildiğimizde şu oluyor. Aslında içindeki çocuğu korumaya alıyorsun. Çünkü içindeki çocuk yüzde doksanı bırak yüzde on bile okey olmadığı şeyleri sürekli yapmak zorunda kaldı. Misafirliğe gitti, Bilmem ne amcayı öptü, işte baklava yedirdiler zorla, e, o şortu giymedi, o pelerini takmadı neyse. E, ve dolayısıyla ben istediğim şeyleri yapamam, dışarının onayı gerekir. Ve bunun uzantısı türevi olan o kadar fazla inanç ve his var ki e, kendi otantikliğimizi açığa çıkaramamaya sebep olan... Yani bunu illa çok uçuk kaçık şeyler olarak düşünmemek lazım ama çoğunluğu da uçuk kaçık şeyler yani. Ben gerçekten pelerin takıp gezmek istiyorum belki. E, o pelerin takıp gezememenin tek sebebi bu kodlar yani. Yoksa ben ben pelerin takan bir insanımdır ve bu benim doğal halim. E, seviyesine getirebilsem kendim zaten şuradan çıkarım, yürürüm. Kimse de bir şey demez. Çünkü neden? Dışarısı bizi bize yansıttığı için işte o pelerinle, o etekle, o makyajla e, o işi yapan insan olarak kendini konforsuz hissediyorsan ve yargılıyorsan dışarıdan sana ancak yargı gelir zaten. Şimdi bu hayır diyebilmeyi öğrenmek çok büyük mesele. Çünkü biz her şeye evet denen ve her şeye evet dedirtilen bir toplumdayız. Hayır demenin garip olduğu, ayıp olduğu, o olduğu, bu olduğu falan. Ee, ama her şeye böyle hayır burası benim sınırım bir milimde öteye senin için gitmem demek de ilişkilerde hani bir yerden sonra çok katılaştıra da bir şey. Gerçekten hani kendinden veriyormuş gibi hissediyorsan, gerçekten kendini zorlayarak, kendini cendereye sokarak bir başkasının talebi ve tatminini karşılama ihtiyacı içerisindeysen sınırını aşıyorsun. Önce o sınırı aştırtmamayı öğrenerek içsel çocuğu korumaya alıyoruz ve ona şunu hissettiriyoruz. Ben senin yanındayım. Zamanında senin ihtiyaçların öncelik olmadı, senin isteklerin öncelik olmadı ve seni birileri bundan korumadı ama şimdi ben buradayım ve seni koruyacağım. Çünkü ben artık yetişkinim. Çünkü artık yapabilirim. Bunu yapabilecek gücüm var ve bu gücü uygulamakta özgür olduğumuzu hatırlamakta çok önemli ikinci bir nokta gücümü göstermeye izinliyim. Ve bu gücü kullanmaya karar verdiğinizde o da çok e, kolay bir yolculuk olmayabiliyor. Çünkü alışkın olunmayan bir tavır oluyor genelde. Özellikle yıllar yılı başka türlüsünü yapmaya alışmışsanız ve içerideki çocuk nihayet güvende hissetmeye başlıyor. Yani güvenlik öyle yemeğin var, suyun var, başımın tepesinde çatı vardan öte bir şey insanoğlu için. Ben özümü ifade edemediğim, kendimi var edemediğim her an aslında güvenlik hissinden uzak yaşıyorum. Ve güvende hissetmediği zaman böyle soğumuş çiçek gibi kapanıyor. Bizim en yaratıcı, en öz, en saf, en temiz enerjimiz o içimizdeki çocuk, o tanrısallığa en yakın şey. Hiçbir e, inançla, hiçbir şartlanmışlıkla... E, bariyerler çekmemiş o ışığını saçmayı e, kapatmaya henüz başlamamış yerdeyken işte o ışığı bu şartlanmalar kapatıyor bu gerçekle araya konan perdeler kapatıyor sen onu güvende hissettirirsen eğer o çocuk kabuğundan çıkmaya başlıyor aa diyor ki tamam dünya benim için güvenli bir yer oldu kendimi ifade etmem için güvenli bir hale getirdim burayı hem de bunu Yetişkin kendiyle el ele yaptığı zaman sen o çocuğun yaratıcılığını, o hiç yontulmamışlığını, neşesini, bolluğunu, bereketini, ihtişamını kendin bedenine getirebilmeye başlıyorsun. Bedenleyebilmeye başlıyorsun. O çocuk bu yetişkin bedeninin içerisinde var olabilmeye başlıyor. Ve onunla el ele bu yetişkinin aklını, iradesini, gücünü, hayır diyebilme, evet diyebilme, e, seçebilme, özgür iradesiyle seçimler yapabilme halini o muhteşem yaratıcılıkla birleştirmeye e, başladığı zaman çok e, muazzam bir akış, muazzam bir güç, yaratıcılık, her şey açığa çıkmaya başlıyor. İşte içindeki çocuk yeterince güvende hissettiğinde ve sen artık bu otantik özünle gerçekten hemhal olmaya başladığında orada yaşadığın ilişkilenmelerde sınırları esnetmeye başlamak, sınırları denemek ve bu defa kalpten vermenin yani kendini cendereye sokarak, kendini ezip sıkıştırarak değil ama tamam ben şu halimdeyim. Bu halimden bir birim daha çaba sarf ederek bu halimden işte iki adım e, atarak sevdiğime coşku, aşk, neşe katabilir miyim? Katabiliyorsam eğer bu iki adım atmak için kendimden eksiltmeden vermek nasıl bir şey? Kendimi sıkıştırmadan yani ben zaten kabımı doldurmuşum. Ben zaten ben olmuşum yani. Bu içerisiyle dışarısı bir olmaya ve hizalanmaya başlamış kendimi bütün hissediyorum, tam hissediyorum. Bir tarafımı, o içimdeki çocuğun neşesini, e, bereketini kutulara kapatmış ve içi boş bir kabuk gibi böyle pil tasarruf moduna alınmış gibi yaşarken başkasını vermeye çalışmak kadar mantıksız bir şey olamaz zaten. Sen bütün pilini doldurmuşsun, cayır cayır yaşıyorsun, yaratıyorsun. Sen bütün olduktan sonra zaten vermek eforsuz bir hale dönüşüyor. Ve sen kendinden eksiltip başkasına vermek değil, kendinde olanı saçarak bir başkasının tamlığıyla birlikte hizmet etmeye başlıyorsun. İşte o zaman evet her şeye hayır 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 beni kimseye rahatsız etmesin. Öyle bir sınırın zaten anlamı da kalmıyor. Zaten burada e, olmamızın amacı da bu değil. O zaman tek tek birer kişi birer kişi birer gezegene enkarne olurduk. Konu biterdi. Biz niye birlikteyiz burada? Bütün özgür, egemen varlıklar olarak kendi tamlığımıza uyandıktan sonra zaten ne olursak olalım, kim olursak olalım her zaman tam ve bütün ve her zaman o tanrısal özün bir parçasını taşıyan yaratıcılar olduğumuzun farkındalığından sonra gerçekten ilişkilenmek ve gerçekten birlikte yaratmak mümkün ve çok muhteşem bir şey. Çünkü o zaman böyle eksponansiyel bir artış oluyor. Benim ışığım, senin ışığın, onun ışığı partnerimle birleşince yaratabileceklerimin sonsuzluğu, sınırsızlığı. Ama biz bu yaralara hiç bakmadan kendi bölgemizi işaretlemeyi, hiç öğrenmeden ve başkaları bize gelip kendi bölgelerini işaretledikleri zaman alınıp, bozulup, kırılıp, öfpüf yapıp, kişiselleştirip manipülasyona gitmemeyi öğrenmeden, çünkü bu seninle alakalı değil, onun da senin kadar hakkı var buranın üstünde özgür ve otantik bir varlık olmaya, gerçek anlamda ilişkilenmek ve vermek diye bir şeyin ilüzyon olduğunu, fark etmemizi diliyorum. Kendimiz tam değilken ilişkilenmeye çalışmak her zaman bir eksik parçayı tamamlama çabası oluyor. Ve sende eksik olan bir şeyi dışarıdan aldığın bir şeyle tamamlayabileceğin zaten bir ilüzyon. Ve zaten bağımlılığı yaratan asıl şey de bu. Tıpkı bağımlılık yapıcı tüm diğer maddeler gibi. Tıpkı tatmin edemediğimiz duyguların yerine e, yemek, alkol, sigara, ilişki koymaya çalışmak gibi tıpkı içimize dolduramadığımız boşluğu kendimizi içe güce temizliğe vererek, dizi izlemeye vererek doldurmaya çalışmaktan hiçbir farkı yok. Bunun senin için ilişkiler konusunda bir gözlem alanı olmasını niyet ediyorum. Kendine çok iyi bak.